Bugün Muğla mutfağından galya patlıcan yapacağız. Galya patlıcan yazın yapılan birçok patlıcan yemeğinden sadece biri. Patlıcanla çok fazla çeşitli yemek yapılabiliyor ama galya patlıcan çok yumuşak, yiyimli ve çok doğal bir tada sahip olması nedeniyle de çok tercih edilenlerden biri. Yağlı patlıcan ya da yumurtalı patlıcan kavurma ya da koruk ekşili patlıcan salatası gibi çok farklı yemekler yapılabiliyorken galya patlıcan biraz daha kendi suyuyla, kendi tadıyla pişen bir yemek. Aslında birbirine benzeyen 3 patlıcan yemeği var. Yağlı patlıcan olarak bilinen patlıcan yemeği, galya patlıcan olarak bilinen patlıcan yemeği ve kıstırma olarak bilinen patlıcan yemeği. Birbirlerine çok yakınlar ama farklılıkları elbette ki var. Yağlı patlıcan adı üzerinde yağ ile pişirilerek yani kızartılarak yapılan. Galya patlıcan tamamen çiğden ve kendi suyuyla pişirilen. Kıstırmaysa iç harcı da çiğden olacak şekilde genel olarak imam bayıldı da denilen tarzda hazırlanan, iç harcının da sos kıvamına getirilmeden, pişirilmeden, çiğden, yine aynı şekilde patlıcanları da çiğden konulan, pişirilen şekli. Birbirine çok yakın, benzer ama kesinlikle aynı değil. Lezzetler de çok farklı, teknikler de çok farklı. Bu arada galya bir teknik, bir pişirme tekniği. Çünkü sadece patlıcanda kullanılan bir yöntem değil. Aynı yöntemi örneğin kabakta, örneğin fasulyede de görebiliyorsunuz. Galya patlıcan olduğu gibi galya kabakta bulabiliyor. Dolayısıyla galyanın bir pişirme tekniği olduğunu, Muğla'ya özel bir pişirme tekniği olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi malzemelerimiz nelerdir dersek, patlıcanımız elbette ki var. Bununla birlikte biber kullanıyoruz, yeşil biber, hatta kapya biber, domates kullanıyoruz. Kendi suyunda pişmesini sağlayacak, ilk anda suyunu sağlaması için ona fırsat tanıyacak domatesin suyu olacaktır. Soğanımız var, tabii ki sarımsağımız var, olmazsa olmazımızsa zeytinyağımız. Hemen hazırlıklarına başlayalım. Bunun için önce patlıcanlarımızı alacalı soyuyoruz. Alaca soyduktan sonra tuzlu su içerisinde bekletiyoruz doğrayarak. Ve doğrarken de parmak şeklinde doğruyoruz. Biraz irice doğrama yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Ve doğradığımız patlıcanlarımızı tuzlu suyumuzun içerisine alıyoruz. Aynı şekilde bütün patlıcanlarımızı parmak şeklinde doğruyoruz. Patlıcanlarımızı alacalı soyduk, parmak şeklinde doğradık ve tuzlu suyumuzun içerisine aldık. Bu arada kara suyunu bırakacak. Biz daha sonra tuzlu suyun içerisinden çıkartıp sıkarak yemeğimiz için kullanıma hazır hale getireceğiz. Diğer malzemelerimizin hazırlığına geçelim. Bir soğanımız vardı. Soğanımızı yemeklik doğruyoruz. Soğanlarımızı doğradıktan sonra biberlerimizi yine aynı şekilde ekliyoruz. Ve tohum bölümlerini çıkartıyoruz. Ve biberlerimizi de çok küçük olmayacak şekilde biraz irice doğruyoruz. Doğradığımız biberlerimizi şöyle tabağımıza alalım. Tabii ki hem renklendirmek hem tatlandırmak için biberimizde.
son olarak domateslerimizi soyuyoruz ve soyduktan sonra küp küp olacak şekilde doğruyoruz. Ve doğradığımız domateslerimizi de kabımıza alıyoruz. Tüm hazırlıklarımızı tamamladığımıza göre pişirmeye geçebiliriz. Galya patlıcanımızı pişirmek üzere ocağımızın başındayız. Ocağımızı yakıyoruz ve tencerenin ısınmasını bekliyoruz. Bir çay bardağından biraz fazla zeytinyağımızı ilave ediyorum. Zeytinyağım iyice ısındıktan sonra ise soğanlarımı ilave edeceğim. Yağımız ısındı ve hemen soğanlarımızı ilave ediyoruz. Soğanlarımız sotelenirken içerisine tatlı kaşığı kadar tuzumuzu ilave ediyoruz. Soğanlarımızın renk değiştirmesi, şeffaflaşması, yumuşaması gerekiyor. Bu süre içerisinde sürekli karıştırarak, karamelize olmasına fırsat vermeden, yanmasına izin vermeden pişiriyoruz. Soğanlarımız renk değiştirdi ve yeterince piştiler. Şimdi içerisine yerel üretim olan, el üretimi olan toz biberimizi ilave ediyor ve toz biberimizle renklendiriyoruz. Toz biberimizle biraz kavurduğumuz zaman tadı çok fark ediyor. O yüzden ilk etapta biraz toz biberle, renk biberiyle kavuruyoruz. Ardından domatesimizi ilave ediyoruz. Domatesimiz sos kıvamına gelene kadar kapalı bir şekilde pişireceğiz. Domateslerimiz sos kıvamına geldikten sonra içerisine patlıcanlarımızı suyundan sıkarak ilave ediyoruz. Patlıcanlarımızı da kavuruyoruz. Hemen ardından biberlerimizi ilave ediyoruz. Biberleri baştan da ilave etmek mümkündür. Ama baştan ilave ettiğimizde biberler eriyebilirdi. Çok erisin istemediğimiz için bu aşamada ilave ediyoruz. Biraz dirice kalsın diye. Ve son kez karıştırıp içerisine sarımsaklarımızı ve suyumuzu vererek yemeğimizi pişmeye bırakıyoruz. Sarımsaklarımızı bütün atıyoruz. Ve suyumuzu ilave ediyoruz. Kapalı bir şekilde yaklaşık 15-20 dakika kısık ateşte piştiği zaman yeterli olacaktır. Ardından servisini yaparız. Patlıcanlarımız ve biberlerimiz yumuşayana kadar pişti. Ocaktan aldık ve galya patlıcanımız artık servise hazır. Galya patlıcan ya da galya badılcan hemen servisine geçebiliriz.
Galya batıncanımız servise hazır. Afiyet olsun.